Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere pratik gözleme nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben gözleme yapmayı çok seviyorum. Çünkü dakikalar içinde sofraya çıkartabileceğiniz çok lezzetli, çok güzel bir alternatif oluyor. Kahvaltı sofralarının yanı sıra ben çay saatinde ya da ara ara hafif geçirmek istediğim akşam yemeklerinde de yapıyorum. Yapması gerçekten çok kolay. Hemen ilk önce malzemelere göz atalım, ondan sonra da yapmaya başlayalım. Bir tane yufkam var. 100 gram dil kullanıyorum, 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri kullanacağım. Biraz tuz, biraz karabiber, biraz da sıvı yağ kullanacağım. Ben bugün dilli kaşarlı yapıyorum ama siz isterseniz farklı içlerde hazırlayabilirsiniz. Şimdi ilk işlem olarak yufkamı şöyle önüme alıyorum. Taze yufka kullanmanızı tavsiye ederim bunun için. Ve onu açıyorum güzelce. Şimdi yufkamı güzel bir kare haline getireceğim. Ondan dolayı şöyle bir kenarından tutuyorum. Ve şöyle kenarlarından bıçağım yardımıyla kesiyorum. Bu kestiğimiz parçaları da atmayacağız. Onları da yufkamızı yaparken, katlarken alt kısmına koyacağız. Böylece altları daha sağlam olacak. Büyük bir kare haline getirdiğim yufkamı bu sefer de dörde bölüyorum. İlk başta boylamasına. Ondan sonra da enlemesine. Böylece 4 tane ufak gözlemem için yufka elde etmiş oluyorum. Şimdi bir tanesini önüme alayım. Malzemelerimi de önüme alayım. Kestiğim yufkanın alt tarafı sağlam olması için şu ayırdığımız parçalardan onları da elimle ikiye bölüyorum. Şöyle tabanına yerleştiriyorum. Üst tarafı zaten katlanacağı için bu çok problem olmayacaktır. Sadece bu kadar koysak yeterli. Üzerine biraz rendelediğim kaşar peynirinden koyuyorum. Ben dilli kaşarlı tostu da çok seviyorum. Dil ve kaşarın uyumunu da çok seviyorum. Ama siz isterseniz beyaz peynirli bir harç yapabilirsiniz. Kıymalı bir harç yapabilirsiniz. Ispanaklı bir harç yapabilirsiniz. Aslında olasılıklar sonsuz. Üzerine birazcık tuz koyuyorum. Eğer beyaz peynir koysaydım hiç tuz koymazdım. Ve de biraz karabiber koyuyorum. Şimdi yufkamı kapatıyorum. İlk önce iki tarafından, daha sonra da boylamasına katlıyorum ve ilk gözlemem hazır. Şimdi ben aynı işlemi diğer yufkalarıma da uygulayacağım. Toplamda 4 tane ufak gözlemem olacak. Ondan sonra onları pişirerek devam edeceğiz. Gözlemelerimi güzelce doldurdum, katladım. Artık pişmeye hazırlar. Önümde bir tane teflon tavan var. Onun altını açtım. O da güzelce ısındı. Tavanızın iyice ısınmış olması çok önemli. Yapmaya başlamadan bir 3-4 dakika önce, hatta 5 dakika önce açın ve elinizi şöyle koyduğunuzda çok sıcak olması lazım. Şimdi tavanın içine biraz sıvı yağ ekliyorum. Bunu güzelce çeviriyorum. Zaten tavamız sıcak olduğu için sıvı yağ hemen kızacaktır. Ve de üzerine katladığım gözlemelerimi, bir tanesini şöyle koyuyorum. İlk önce bunu pişireceğim. Altını piştiğini gördüğüm anda çevireceğim. Çok kısa sürede pişer gözlemeleriniz. Ondan sonra hepsini pişireceğim. En sonunda nasıl gözükmesi gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Gözlemelerin hepsini kızgın tavada güzelce pişirdim. Ondan sonra bir bıçak yardımıyla onları ortadan ikiye kestim ve bir servis tahtasının üzerine aldım. Gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Tavamızı çok kızgın kullandığımız için o bildiğimiz gözleme görüntüsünü aldılar. Şimdi hemen bir tane de tatmak istiyorum. Bakalım tadı nasıl olmuş. Ben güne daha güzel başlamak için yiyebileceğim bir kahvaltı düşünemiyorum. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Yine dilli kaşarlı benim zaten çok sevdiğim bir uyum. Ondan dolayı ben bu gözlemeleri çok seviyorum. Umarım siz de evinizde yapmayı denersiniz. Eğer denerseniz her zamanki gibi fotoğraflarını benimle Instagram üzerinden paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere, hoşça kalın.